Evet arkadaşlar hepinize koskoca merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz hani ben çok fazla karakterimi ekleme yapma taraftar değilim. Sadece belli başlı item eksiklerim var ve bunları e, tedarik etme ile uğraşıyorum. An itibariyle artı Mino'dan hani artı 7 Mino'dan kurtulduk arkadaşlar. Geçici olaraktan elime artı 7 Varskay e aldım ve yavaş yavaş benim de yüzde ellilere geliyor. E, 75 level yüzde küsur olmaya an itibariyle çalışıyoruz. Sıradaki level cap ile birlikte tabii ki e, biraz daha biraz daha şey olacak hani çadır karışacak. PK'larımızda biraz daha canlılık göstermeye çalışacağım. Ta, tabii ki e, ilerleyen içeriklerimizde birazcık e, malum desteksiz bir yerlere geldiğimden ötürü arkadaşlar. Ne yazık ki yavaş olarak bir yere geleceğiz. Veya ki gelemeyeceğiz. Duruma göre bakacağız. Desteksiz hani bir yere kadar bir şeyler yapabilirim. Ondan ötürü arkadaşlar şu anda elimize bir artı 7 min minomuzu çıkarttık. Ve artı 7 varsıkayı aldık. Şimdi bu artı 7 kayın mevzusu arkadaşlar birazcık farklı. Şimdi e, aslında piyasada değeri bilinmeyen itemlerden bir tanesi. Ve Kesesi çok hızlı bir şekilde düşüyor. Aslında Mino'yu anlarım. Evet, mesafe, rengi, me, mesafe oranı biraz daha kısa arkadaşlar. 0.1 olması lazım. 0.1 daha daha kötü Mino. Ondan ötürü arkadaşlar ben Mino'yu değiştirmemin sebebi şu anda mesafe oranım varska ile birlikte arttı arkadaşlar. Yani. Varskay'ın diğer bir özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Human'lara karşı %12 bakın %12 ekstra atak bonus veriyor. Tabii ki bu atak bonusunu nasıl güçlendirebiliriz? Şu anlık ben arkadaşlar e, Traveler set yaptım ama bunların hepsi geçici bir set arkadaşlar. Tabii ki yakın bir zamanda ara veri, verebilirim gibisinden videolar yaptım. Lakin arada oyuna gir giri hani girip takılmak için kendime özel bir çar yapmayı planlıyorum şimdi özel çardan kastım arkadaşlar takılar komple değişecek bu arada ve setimizleri büyük çaplı bir değişiklik olacak Di -di diyeceksiniz işte büyük ihtimal Imperial yapmayı planlıyorsun hayır arkadaşlar çok farklı bir set yapmayı planlıyorum yani piyasayı böyle araştırdıkça bir şeyler ortaya çıkartmaya çalıştıkça çok farklı şeyler ortaya çıkıyor ben de e, bunun üzerine bir şeyler yapmayı planlıyorum şimdi hedefimiz artı 9 polaksit arkadaşlar. Sonradan baktım ki hani ilerleyen zamanlarda polaks bana çok fazla yetersiz gelecek. Ee, yani atağımızda bir, birazcık sıkıntılar olacak ki ilerleyen yamalarda arkadaşlar silahların bu silahlarla ilgili sıkıntılar da büyük ihtimal büyük oranda çözülecektir diye tahmin ediyorum. Ee, ondan ötürü arkadaşlar ben Varsky'ı aldım. Varsky'ın büyük ihtimal bonusu işliyordur. Çünkü ben daha demin Dead Valley'de arkadaşlar 3 vs 1 attım. Yani 3 vs 1 dediğim arkadaşlar bir tanesi ucu ucuna kesemedim. Ama velakin lakin e, gerçekten de atak olaraktan hissettirdi. Özellikle etkinliklere girecekseniz arkadaşlar mutlaka varıyor arkadaşlarımıza Varska'yı öneriyorum. Bu da bu sizi ekstra dinç tutacaktır. Yani daha tatlı vuracaksınızdır. Ayrıyeten arkadaşlar Varyor'un diğer kelepir skili. Warlock insit mi öyle bir şey. Diyelim ki PK anındasınız. Birisine daldınız. O kill sizde kaldı. Mesela sizin isminiz geçti. 10 saniye boyunca atağınızı %10 artıyor. Arttırıyor. Ayrıyette bakın. STR yok da. Bakın STR yok. STR olursa arkadaşlar 2600 2700'lere çıkıyor. Ayrıyetten bu it, bendeki temlerle kıyaslamayın kendinize. Ayrıyetten ben çünkü STR'ye kıstım e, Can ve manayı arttırmak için. Diyelim ki arkadaşlar şöyle bir şey yaptınız. İşte STR'ye bastırdınız. Master master'a 10 verdiniz. Yani ben, ben master 60 verdiğimde pardon Defense 60 verdiğimde aynen Resilient falan açılıyor ama yani onlara da çok fazla gerek duymuyorum. Yani şu e, Sakra diyorlar? Öyle bir şey diyorlar galiba. Hani şunu şu skillleri çok fazla kullanmıyorum. Sadece şu skillleri kullanıyorum. Asıl önemli olan konu arkadaşlar bu. Bakın. Her kill aldığınızda 10 saniye boyunca atağınız yükseltiyor. Setimizde ve takılarımızda öyle bir değişiklik yapacağız ki arkadaşlar iler, iler, hani ilerleyen aşamalarda arkadaşlar çok büyük bir şekilde hani di, hani bazı arkadaşlarımız diyecek bu karakter nasıl vuruyor? Hani özel hani öyle bir build yapacağım ki bu karaktere arkadaşlarımız diyecek bu, bu karakter nasıl bu kadar hasar vuruyor? Onu görecekler arkadaşlar. Yani bunu anlamam birazcık sürpriz oldu ama bakalım hayırlısıyla arkadaşlar ben hem atak hem de defansif bir karakter yapacağım onu çok ayrıntılı bir şekilde şey yapmam lazım, araştırmam lazım. biraz kafa yormam lazım arkadaşlar. Nasıl yapacağım, ne edeceğim tam olarak bilmiyorum. Tabii ki önümüzdeki gelecek güncellemeler benim işimi biraz daha sarpa sar sartıracak. İşlerimiz biraz daha zorlanacak. Ama varıyorum arkadaşlar yaptığım kombini gördüğünüzde evet masrafı çok fazla varıyorum ve e, pıt kırıldım. E, şeklinde yönetim e, varıyorlar varyorlar üzerine biraz daha böyle ofansif hani biraz daha güzel güncelleme getirmediğinden ötürü ben de kendimce bir şu çözüm ayarladım kendime. E, i̇temlerde güzel bir kombin yapmayı planlıyorum. Bir yerden ata alacağım, bir, bir, taraftan defansa alacağım, böyle harmanlayacağım, bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Hem de e, bu biraz ekonomik de olabilir, birazcık deluxe bir paket de olabilir. Yani güzel bir maliyete çıkartabilir bize tam olarak bilmiyorum onu. ilerleyen videolarımızda bunu göreceksiniz arkadaşlar. Minomuzda 50M kıtlattık ve vergisiyle birlikte 47M falan geldi arkadaşlar. Üzerimizde biraz nakit vardı. Şu anda an itibariyle ne kadar oldu? 51M paramız oldu. Bu experience SC'ler de var arkadaşlar. Bunlar da pazarda satılıyor zaten. bunları biriktirin 85 kep geldiğinde arkadaşlar bunları değerlendirirsiniz. Yani e, ben bu itemlerle arkadaşlar hani bir şeyler yapabiliyorsam ne, ne mutlu bana ki yapıyorum zaten gör, görüyorsunuz. 61k sağ tarafı kazmışız. Sol taraf 112k almış. 112.5k 113k'ya 113K gidiyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar yapıyoruz bu sporu. Atağımız 2, 2k frenzi ile birlikte arkadaş, frenzisi yeter arkadaşlar. Frenzi arkadaşlar 2600-2700 civarı olur. Tahminen. Yani e, Gönül isterdi ki, bakın gönül isterdi ki şansımız açık olsun. Çok güzel yerlere gelelim ama velakin ne yazık ki şansımız açık değil arkadaşlar. Bundan ötürü bizler, ben şu anda hem takı upgrade'ine bekliyorum hem de yapacağım kombi, kombin için bir bütçe ayırmam gerekiyor. Varyor'un gizli gücünü göstereceğim arkadaşlar herkese. Tabii ki bu gizli, gizli gücü ortaya çıkartacağım ama şu gerekiyor PV hani C Dead Valley veya işte bu PVP attığımız haritalarda fazla Z'ye gelmemem gerekiyor öyle söyleyeyim yüksek yüksek hasar vuracağım ama birazdan normalinden fazla hasar yiyeceğim. Bakalım. Bir şeyleri halletmeye çalışıyorum. Yani setimizde bir değişiklik yapıp o hasarı biraz daha emersem güzel olacak arkadaşlar. Bakalım. Sizlerden, sizler de eğer ki bu videomuza veya işte kanalımıza, karakterimize destekte bulmak isterseniz arkadaşlar do, e, videonun açıklamalar kısmında donate kısımları var. Hangi siteyi kullanıyorsanız o sitenin e, donate linkine tıklayıp arkadaşlar bize destekte bulunabilirsiniz. Kendinize cici bakın. Ayrıca burada arkadaşlar crafted parçalar yaptım. Bir tane de anançıt var Elit çıkmış da. Zaten önceki videolardan görmüşsünüzdür bunları. Bir de Rogi'ye bastım arkadaşlar. Malum bunlara e, rün sistemi geldiğinde arkadaşlar bunları rün basılacak. Crafted eşyaları rün basılacak. Normal eşyaları rün, e, rün basılacak ama coin sistemiyle kasılacak. Yani etkinlik sistemi e, etkinlere etkinliklere katılacaksınız. Etkinlerden e, metal elde edip öyle kendi itemlerinize hani normal itemlerinize Craft yapabileceksiniz. Pardon ürün ekleyebileceksiniz arkadaşlar. Neyse videoyu fazla uz uzatmayayım. Zaten hani son zamanlarda zaten moralim oldukça kötü arkadaşlar. Ki hani bir şey kasamıyoruz. Ondan ötürü arkadaşlar full cepten full cepten nereye kadar bakalım ayrısıyla. Şu anda güzel bir yol kat edeceğiz gibi gözüküyor. Umarım Rise Online bize bu yolda bu amaçta uğurlu gelir arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.